Korein TV'ye hoş geldiniz. Bugün 26 Temmuz 2012 Perşembe, günün gazete manşetleriyle karşınızdayız. İlk olarak Foto Maç'ın haberiyle başlıyoruz. Foto Maç'ın başlığı şöyle: Fener'de Eto'o heyecanı, Aziz Yıldırım'ın büyük rüyası gerçeğe mi dönüşüyor? Fenerbahçe'nin yıllardır hayallerini süsleyen Samuel Eto'o konusunda sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Geçen sezonun başında Inter'den Ansiye'ye transfer olan 31 yaşındaki Kamerunlu golcü, aldığı astronomik ücrete rağmen Rusya'da mutluluğu bulamadı. Ansi kulübü Dağıstan Cumhuriyeti'nin başkenti Makaykalya'ya olmasına rağmen sürekli Moskova'da yaşayan ve hemen her hafta uzun uçak yolculukları yapmaktan bıkan Eto'yu menajeri Kulüedi'ye ve Göreli'ye "Burası bana göre değil, artık dayanamıyorum, ayrılmam daha iyi olacak galiba. Fenerbahçe'nin benimle hala ilgilenmediğini bir an önce öğrenin" dedi. Evet, bir diğer başlık: Fernandes, Cimboma, Baros, Kartal'a. Abdurrahim Albayrak, Beşiktaş yöneticisi, Tamer Kıran ile gizlice buluştu ve Fernandes için 7 milyon avro para ile Baros'u önerdi. Evet, Endoye hüsranı, Trabzonspor'un 9 gün önce görüşmelere başladığını borsaya bildirdiği ve Başkan Serdar Şener'in yan yana fotoğraf çektirdiği Dem Endoye'yi Lokomotiv Moskova kaptı. Bir diğer sayfadaki haberimiz: Yağmur engeli, Fenerbahçe Wisla Krakow hazırlık maçı yarıda kaldı. Maç şiddetli yağmur nedeniyle 10. dakikada tatil edildi. Evet. Bir diğer sayfadaki haberimiz şöyle: Yoba'da mutlu son. Menajer John Situ iyi haberler verdi. Fenerbahçe ile görüşmelerimiz sürüyor. Her şey yolunda. Sadece küçük ayrıntılar kaldı. En kısa zamanda bu iş bitecek ve Yobo Fenerbahçe forması giymeye bu sene de devam edecek dedi. Evet, bir diğer sayfadaki haberimiz: Hıncal Uluç, tarlası yok. Türkiye'de orkide tarlası yok demiş. 12 dev adam Londra Olimpiyatlarında olmalıydı ama yok. Çünkü tesadüfen bir araya gelmiş bir kuşaktı. Kadın voleybolu da öyle. 5 sene sonra da ne olacak belli değil demiş yazısında. Evet. Bir diğer sayfadaki haberimiz: Atan tutan eksik. Beşiktaş rakip kaleye kolay gider, oyunu kolay bozar ama zor gol atar. Az pozisyon verse de kolay gol yer. Kaleci ve forvet alınmadan yeni sezona başlamak büyük hata olur. Eğer burnu sürtmüşse Kuarizma faydalı olabilir. Evet, Kartal'da imza günü. Yeni transfer Escude bugün 13'te imza atacak. Fransız yıldız senelik 900 bin euro garanti. Maç başına da 10 bin euro alacak. Evet, bir diğer sayfadaki haberimiz: Endoye'yi kaptılar. Lokomotiv Moskova Dem Endoye'yi Trabzon'un elinden çaldı. Taraftarlar formasını beklerken elde sadece hatıra fotoğrafı kaldı. Trabzon'un 9 gün önce görüşmeleri başladığını kapa bildirdiği golcü futbolcuyu Rus kulübü 2 gün içinde aldı. Danimarka'da görüşmeleri yürüten yönetici Tuncay Bekiroğlu, Başkan Sadri Şener'e kötü haberi böyle verdi. Evet, yeni rota Jovanović. Golcü transferinde umduğunu bulamayan Trabzon umudunu eski gözdesine bağladı. Anderlet'in sırf golcüsü Milan Jovanović yeniden gündeme geldi. Evet, bir diğer sayfadaki haberimiz: Amrabat Galatasaray aşkını açıklamış. Hayaldi, gerçek oldu. Hayalimi gerçekleştirip buraya geldiğim için çok mutluyum. Türk Telekom'un ortamı çok etkileyici. Fatih Terim'in beklentilerini biliyorum. 3 hafta sonra takım ile çalışmalara başlayacağım demiş. Evet. Periler inançlı. Kadın basketbol milli takımımız Londra'da madalya hedefliyor. Türkiye ilk maçını 28 Temmuz'da Angola ile saat 16.30'da oynayacak. Bir diğer sayfadaki haberimiz: Lassana harekatı. Galatasaray Fransız ön libero için temaslara başladı. Melo'yu askıya alan Cimbom, Diarra'yı yıllık 3 milyon avroya ikna ederse iş bitecek. Real'in zorluk çıkarmayacağı belirtildi. Karar Melo'nun, dürüst pitbull'un hala ümitli. 3 artı 2 yıllık kontrat teklif ettik. Kendisine de hak ettiği bir ücret önerdik. Artık son söz onun demiş. Evet. Sabah gazetesiyle devam edelim haberimize.
Bütün engelleri aşarız. Beşiktaş'ın patronu Samet Aybaba kamp sonu umutlu konuştu. Gençlerin beklediğinden iyi çıktığını söyleyen Samet Aybaba, el ele verirsek aşamayacağımız engel yok dedi. Evet, ırkçı söylemler Londra'dan etti. Yunanlı 3 adım atlamacı Praskevi Papachiristou Twitter aracılığıyla yaptığı ırkçı yorumlar nedeniyle olimpiyat kafilesinden çıkartıldı. Evet, Meryem Erdoğan da doping. Uluslararası Atletizm Federasyon Birliği Londra olimpiyatları öncesi yapılan testlerde 9 sporcunun dopingli çıktığını duyurdu. Aralarında Pekin 2008'de kadınlar 1500 metrede bronz madalya kazanan Natalia Tabias'ın da yer aldığı atletler olimpiyatlarda boyu gösteremeyecekler. Dopingli çıktığı açıklanan atletler arasında olimpiyatlara katılım hakkı kazanamayan Türk atlet Meryem Erdoğan da yer alıyor. Evet, bir diğer sayfadaki haberimiz. Falda 7 altın çıktı. USA Today gazetesi Londra ile ilgili yaptığı madalya tahmininde Türkiye hanesine 7 altın ve 2 de bronz madalya yazdı. Limit 9.4 saniye. Bolt ne kadar yetenekli olsa da ne kadar çalışsa da insanın limiti belli. 100 metreyi 9.4 ile koşabilirim. 200'de hedefim 19 saniyenin altı demiş. Evet. Meşale sahibini arıyor. Oyunların yarınki açılış öncesi olimpiyat stadındaki meşale kimin yakacağı ve kimin son meşale taşıyıcısı olacağı halen belirsizliğini koruyor. Evet, bir diğer haberimiz. Diğer sayfadaki haberimiz. 18 yaşındaki kadar hızlıyım. Alex Avusturya'da basın karşısına geçti. Kampı ve takımı değerlendiren 35 yaşındaki yıldız kendisi hakkındaki eleştirilere de esprili yanıt verdi. Evet, Fenerbahçe'nin felsefesi yanlış. Kaptan Alex Fenerbahçe'de gençlerin oynamamasına izin vermeyen düzeni eleştirdi. Ve devam etti. Sadece sözle tur geçirmiyor. Kaptan Alex Şampiyonlar Ligi'ni önemli bildiklerini belirtip rakipleri Vasilio'yu değerlendirdi. Onların da hedefleri gruplara kalmak bizim de. Geçen sene takip ettiğim bir takımda iki arkadaşım oynuyordu. Umuyorum ki doğru ve düzgün çalışmamızda turu geçen taraf olacağız demiş. Evet, Yobo ayıp olmuyor mu beyler demiş. Fenerbahçe'nin Yobo'nun Everton'dan takım arkadaşı Hettingel ile temas kurması Nijeryalı oyuncuyu çileden çıkardı. Evet, Yıldırım'dan Cübbeli Hoca'ya ziyaret diye bir haber var. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım önceki gün öğle saatlerinde Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'yü Metis Cezaevi'nde ziyaret etmiş. Evet, 5 gün içinde biri gelecek. Krasić ve Gomis'le temaslar sürüyor. Sako, Haruyu, Bedej iddiası var. Taraftar ve kocaman 1 Ağustos'ta yabancı bekliyor. Evet, bir diğer sayfadaki haberimiz. Evet, Game of the Thrones taht oyunları başlığı vermiş Sabah gazetesi. Galatasaray'da futbolun patronu Fatih Terim'in transfer listesinde yer almayan isimlerdeki görüşülmesi taht oyunlarındaki ikinci bölümün startını verdi. Terim Melo'nun mutlaka alınmasını isterken Başkan Ünal Aysal'ın danışmanı Bülent Tulu'nun Mersilyalı Mibia'nın transfer için menajer Bruno Hedef Seşit ile görevlendirilmesi Sarı Kırmızı Kulüp'te tansiyonu yine yükseltti. Evet, önce Arda sonra Melo. Geçen sezon sıfırdan kurduğu kadro ile Galatasaray'ı şampiyon yapan Terim, bir yıl içinde yaşadığı Arda sürprizinin bir benzerini şimdi Melo'da yaşıyor. Terim'in geçen sezon hazırlık kampı sırasında takımı onun etrafında kuracağız dediği Arda Turan'ın yönetimi Atletik Madrid'de satmıştı. Evet. Öncelik stoper, Senegalli Endoye'nin Lokomotiv Moskova'ya gidişiyle şok yaşayan Trabzonspor'da Şenol Güneş yönetiminden önceliğin stoper transferlerine verilmesini istedi. Evet. Son olarak Pino yazıyla 100 bin euro, Adnan Sezgin 2 yıl önce 3 milyon euroya aldı. Jean-Paul Pino 100 bin euro karşılığı Mersin'e satıldı. Pino Stancu'dan zarar 5 milyon euro. Evet, günün gazete manşetleri şimdilik bu kadar. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.